Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Velhamdülillahi'llezî hedâna li hâzâ ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusul rabbinâ bil hak. Sallû ala resulina Muhammed. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيننا محمد رب يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة السيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم يجى ربيمز يجى ربيمز جملمزين cümlemizin, analarımızın, babalarımızın, dua bekleyen kardeşlerimizin ne varsa günahlarımız hepsini itiraf ediyoruz. Büyüğüyle, küçüğüyle, aşikare gizli ya Rabbi yaptığımız bütün hatalarımızı affı mağfiret eyle. Bizleri tertemiz eyle ya Rabbi. Takva kullarının olmayı nasip eyle. Tertemiz huzurunda gelebilmeyi nasip eyle. Amin. Değerli kardeşlerim, aziz müminler, hepimizin bilmiş olduğu, bizi kurtaracak, bize efendim adeta iki cihan saadeti kazandıracak bir yol var. Nedir o biliyor musunuz? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, senin sayende, senin gayretinle, senin anlatımınla, senin yol göstermenle, senin rehberliğinde bir insan Allah'ı bulursa, hidayete ererse, namaza başlarsa, tövbe istiğfarını yaparsa, ya Rabbi ben geldim deyip de Allah-u Teala Celle Celaluhu'ya kıbleye dönerse, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu katında senin için bütün dünya içerisindekilerle beraber olmasından daha hayırlıdır, daha üstündür. Dünya ve dünya içerisinde ne varsa hepsi bir tarafa, bir kimse için koşuşturuyorsun. Allah hidayet nasip eyle diye. Onun efendim Allah yoluna gelmesini düşünüyorsun. Onu dert ediniyorsun. Yemek ısmarlıyorsun, çay ısmarlıyorsun, konuşuyorsun, muhabbet ediyorsun, sohbete götürüyorsun, sohbet dinletiyorsun, kitap alıyorsun, eline veriyorsun. Böyle bir şekilde yaptığın çalışma Cenab-ı Hak Celle Celaluhu diyor ki dünya var ya, dünya ve içerisindekilerle beraber olan her şeyden senin için daha hayırlıdır. Çünkü bu dünya fani, ölüm ani, yaptıkların harika, seni uçuracak cennete inşallah. Kur'an-ı Kerim'de canibi dikkat. Ali İmran suresi 104. ayet. Ayetin sonusunun sonu ve ulaike humul muflihun diye bitiyor. Biz de bugünün konusunu öyle aldık. Bunu yaparsan kurtuluş var diye. Gerçekten kurtuluş nerede? Allah diyor ki bunu bunlar var ya, bunlar müflihun olan, kurtulan, felaha eren kimselerdir. Dünyasını da kurtarmış, ahiretini de kurtarmış. Kabrini de cennet bahçesine çevirmiş. İşte onların özelliği neydi? Bu ayetin sonunun başına döndüğümüzde Bismillah vel tekum minkum ummetun yed'un ilel hayr ve ye'murun bil ma'ruf ve yenhevun anil münker. Allah'ın öyle sevgili kulları var ki herkes yapmıyor bunu. Allah-u Teala'yı düşünen, Allah yolunu seven bir kişi daha Allah yoluna gelebilir mi? Bu efendim namaza başlar mı? Kötü yolu terk eder mi diye böyle efendim dertlenen kimseler, hasta, din hastası. Efendim insanlar Allah'ı bulsun hastası. Böyle efendim sohbet hastası. Bu kimseler
gidiyorlar, Allah-u Teala'ya çağrı yapıyorlar. Gel Allah'a diye, böyle efendim güzellikle de anlatmak çok önemli. Yani anlatırken de çok dikkatli olmak lazım. Kırıcı olmamak lazım. Sert davranmamak lazım. Ondan sonra insanlara iyiliği emrediyorlar. Kötülükten alıkoymaya çalışıyorlar. Şşt kardeş, yanlış yapıyorsun. Olmaz böyle. Bak şu anda efendim yapmış olduğun şey doğru değil. Allah bundan razı değil deyip bunları söylüyorsun. Bazen sana hakaret ediyorlar, bazen sana ne diyorlar, bazen diyorlar ki işine bak diyorlar falan. Hep bunları efendim içine atıyorsun. Diyorsun ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a neler yapılmadı, neler söylenmedi. Daha önce belki size sohbetlerimde bahsetmişimdir ama yine yeri gelmişken anlatayım. Şevki Yılmaz Hoca söylemişti. Allah rahmet eylesin. Nimetullah hocamız vardı Medine Münevvere'de. Biz de onunla beraber Ramazan gününde oruç tutmayan Türklerin toplandığı kahvehane vardı diyor. Orada çay içiyorlar, okey oynuyorlar, kağıt oynuyorlar, tavla oynuyorlar. Ve bana dedi ki Şevki Hoca camidekilere anlatmak kolaydır. Önemli olan biz camiye gelmeyen kimselere gidelim, onlara bir şeyler söyleyelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanlara ayağını beklemedi ki o gitti mübarek ayaklarına. Ne sıkıntılar çekti gittiği zaman. Biliyorsunuz Taif'e kadar gitti. Ayaklarının efendim kanlar içerisinde kaldı. Taşladılar kendisini mübareğin. Suçu neydi? Allah'ı anlatmak. Biz de bugün Allah'ı anlatırken efendim sıkıntı çekelim. Bize de bağırsınlar, çağırsınlar, hakaret etsinler. Olsun ya. Millet dünyalık için neler yapıyor? Yani çok basit söyleyeceğim ama biraz argo olacak, kusura bakmayın. Efendim Trişka'dan bir telefon alacak adam, yani Trişka'dan bir telefon alacak, akşamleyin saat 12'lerde sıraya giriyor. Telefon çünkü işte efendim belki 2000 lira, 3000 lira daha azı alabilirim diye efendim sayılı gelmiş telefonlar. Bugün Kur'an kursundan geliyorum dersten, sabah saat 8:30 yaklaşık. 9'da açılıyor market. Market 9'da açılıyor. O marketin ismini vermiyorum ki reklam olmasın diye. Baktım, o market ürünlerinde özel gelenler var. Sayılı geleceği için kuyruğa geçmiş bayanlar orada bekliyorlar. Ya Rabbi, dünya karımızı böyle düşünürken ahiret karımızı da düşünen akıllı insanlardan olmayı nasip eyle. Ne olursa Allah'ım, aç bizim kalplerimizi, aç bizim gözlerimizi, beyinlerimizi. Yani düşünün ya, büyüklerin dediği gibi bizim hiç duracak zamanımız yok. Bizim hiç duracak zamanımız yok. Ümmetin evlatları cehenneme sel gibi akıp giderken biz onlara seyirci kalamayız. Biz onlara seyirci kalamayız. Bu selden ne kurtarırsak kârdır. Onun için dikkat edelim. Yapalım çalışmalarımızı, dualarımızı. Nimetullah Hoca işte yapmış öyle bir çalışma. Götürmüş Şevki Hoca'yı nereye? Türklerin toplandığı, oruç tutmayanların, namaz kılmayanların efendim kaçtığı bir yere. Kahve, orada kağıt oynuyorlar, orada efendim tavla oynuyorlar, okey oynuyorlar. Onların yanına gidiyor o bembeyaz sakalı, bembeyaz cübbesi, entarisiyle, efendim yanına hepsini sarıyla, selamun aleyküm diyor, arkadaşlar ben geldim size Medine'den. Peygamberimiz salatü selamını getirdim sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan bir tanesi diyor kalktı, dedi ki senin olsun selam, bizi rahatsız etme, çık dışarıya. Nimetullah Hoca demiş ki kardeşim demiş ya, biz sizden yardım toplamaya gelmedik. Herhangi bir şekilde oy da istemiyoruz, böyle siyaset de yapmıyoruz. Bir Allah'ın dininden birkaç kelime konuşacağız. Niye efendim bizi dinlemiyorsunuz ki? Ya anlamadın mı sen? Yine aynı genç azarlayarak böyle. Dışarıya çık, rahatsız etme bizi. Üçüncüsünde Nimetullah Hoca tekrar edince böyle şey sözlerini, Şevki Yılmaz Hoca diyor ki
Adam diyor yerinden kalktı, geldi. Hocamızın yüzüne tükürdü. Ve efendim itti kapıya doğru. Git defol ya. Camide anlat anlatacaklarını efendim. Kafa ütüleme falan diye böyle. Nimetullah hocamız diyor döndü ona. Dedi ki kardeş Allah senden razı olsun. Bana bir daha tükürsene. Beni bir daha içsene. Bana vursana. Peygamber bu davayı anlatırken, bu yolu anlatırken ne çileler çekti. Benim de hayatım ne sefer böyle bir şey başıma geliyor. Ne kadar da güzelmiş bunlar. Ben de Allah'ın üzerine böyle çıkmak istiyorum. Allah'ın dinini efendim yayarken, anlatırken benim de başıma bir şeyler gelsin diye söyleyince o delikanlı diyor, oradaki genç böyle bekledi. Adeta dona kaldı. Sonra niye duruyorsun kardeşim? Demin ki yaptıklarını yapsana falan diye. Gene bir ses efendim yok, cevap yok. Bunun üzerine dedi ki Nimetullah Hoca, hadi Şevki Hoca biz çıkalım, çıkalım. Çıktık diyor dışarıya. 5-10 adım atmadık ki o genç arkamızdan geldi. Hocam hakkını helal et, elini öpeyim falan diye. Kardeşim hakkını asıl sen bize helal et. Biz daha önce sana gelmedik, anlatmadık. Bizi Allah'a şikayet edersen halimiz ne olur diye böyle söyledi. Bunun üzerine genç dedi ki, hocam ben aslında sizin aranıza bir katılsam iyi insanlar olurum. Beni hep arkadaşlarım değiştiriyor. Arkadaşlarım bozuyor beni falan deyince gel dedik aramıza. Şevki Yılmaz Hoca dedi şu anda Almanya'da Bremen bölgesinde İslamiyet için en iyi çalışan bu kardeşimiz dedi. Kimin nerede dönüş yapacağı belli olmaz. Gayret edelim. Allah için koşuşturalım. Birilerini kazanmaya çalışalım. Çünkü hakikaten şu anda öyle bir efendim dışarıda akıntı var ki böyle seller gibi, sular seller gibi insanlar yanlışa doğru gidiyorlar. Birisine bakıyorsun, kardeşim kocaman omuzuna işte sırtına, bazıları bacaklarına, bazıları kollarına dövme yaptırıyor. Bu dövmeyle senin ne işin var? Arkadaşlarım diyor beni etkiledi, yaptım diyor. Allah Allah! Sen bunu nasıl çıkartacaksın? Bunun efendim altına su geçer mi, geçmez mi? Bunları düşündün mü? Olur mu? Yakışıyor mu? Öbür bir tanesine bakarsın böyle. Allah'ım ya Rabbi, anlatmak istemiyor insan ya. Sokağa bu kıyafetlerle çıkılmaz. Nasıl çıkıyorsun? Yanındaki bir şey söylemiyor. Sanki şimdi yeni bir moda çıktı. Biz böyle barışık yaşıyoruz dercesine. Bir kapalı, bir tane açık efendim. Kardeşim, insanın içinde bir duygu, bir düşünce olur. Ben buna nasıl bir şey söyleyebilirim, Allah yoluna çevirebilirim, yaptığının yanlış olduğunu hatırlatabilirim. Ne diyor Kur'an-ı Kerim bize? Öyle yapın ki emri bil maruf, iyiliği emretmek. Nehyan münker, kötülükten alıkoymak. Kendi haline bırakamaz. Senin yanında bir tanesi milli piyango almak için böyle konuşuyor. Şşşt, yasak değil mi ya? Allah haram etmedi mi? Söyle, ne oldu diline senin? Tutuldu öyle efendim, bekliyorsun. Bir tanesi, işte faize kredi alayım, işimi geliştireyim, daire alayım, ev alayım, araba alayım falan diye konuşuyor. Yapma kardeş, aman Allah'tan kork. Demeliyiz. Bize ne oluyor böyle? Ben bir şey söylersem acaba efendim ne diyecek, cevap ne olacak? Her koyun kendi bacağına asılır. Ne yapayım ben? Ben onundan mı sorumluyum? Böyle söyleyemez Müslüman. Müslüman böyle söyleyemez. Böyle söyleselerdi biz bugün bu din bin İslam'ı ayakta efendim kalmış bir şekilde bulabilir miydik? Yani Mekke'de Kur'an-ı Kerim inmiş, Medine'ye efendim gelmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ne işimiz var bizim Medine'de? Mekke'de kalalım. Efendim bizden de kabul etmiyorlar. Allah geleceği cezalarını versin deyip de defteri kapatıp oturabilirlerdi. Böyle bir şey yok. Allah yoluna koşuşturma, efendim yürüme, ondan sonra yorulmadan. Ne demişti Hasan el-Benna Üstad? Yarınlar yorgun olanların değil, rahatından vazgeçenlerin olacaktır. Yarınlarımızı düşünürsek rahatımızdan vazgeçeceğiz. Hiç unutmuyorum. İstanbul Belediye Başkanı olduğunda Cumhurbaşkanımız, bundan belki işte 30 sene öncesinden, 28 sene öncesinden bahsediyorum. Dedi ki, çalışmalarımızın, yorgunluğumuzun vesairesinin hepsi bir tarafa, ben dedi çocuklarımla dahi görüşemiyorum. Gece evine 1'de 2'de zor giriyor.
efendim erken saatte çıkıyor. İstanbul bu kadar büyük bir şehir. Efendim böyle bir şehre hizmet etmek lazım. Dolayısıyla bir gün diyor gece geç vakitte eve geldim. Baktım çocuklarım beni de beklemişler, uyumamışlar. Babacığım, yani İstanbul Belediye Başkanı oldun. Eskiden daha çok görüşüyorduk, şimdi görüşemiyoruz. Ne zaman seninle beraber oturacağız, bir yemek yiyebileceğiz, bir muhabbet edeceğiz? Onlar dedim ki, evladım, ya bu dünyada otururuz, ahirette cennette oturamayız. Ya bu dünyada sabredin, inşallah cennette otururuz. Recep Tayyip Erdoğan'ı, Tayyip Erdoğan'la dünyaya adeta efendim şu anda büyük bir ayar veren, ders veren insan görüyorsak bunun bir altyapısı var. Bunun bir altyapısı, bir çalışması var. Eğer o gün yatsaydı bugünleri göremezdik. Bugün bütün dünya bize hayran, imrenerek bakıyor. Yani etrafımızda ülkeler bizden İHA'lar, SİHA'lar almak için yarışıyorlar. Elhamdülillah. Ve efendim ve şu anda bütün teknolojik çalışmalar, altyapılar hazırlanmış. Ülkemizin daha donanımlı bir şekilde askeri araçları, efendim uçakları hepsi proje halinde çalışmalar devam ediyor. Rabbim daha iyi yerlere gelmeyi nasip etsin ve bunun önünü kesmek isteyenler de fırsat vermesi, içerimizde dışarımızda olan kimselere. Tayyip Erdoğan riske kendisini atmasaydı, biz şimdi Ayasofya'daki bu ezanları duyabilir miydik? Bu Kur'anları duyabilir miydik? Böyle namazla kılabilir miydik? Allah razı olsun. Allah efendim sağlık, afiyet versin, hayırlı uzun ömür versin. Her türlü şerlerden muhafaza eylesin diye dua ediyoruz. Babamızın olduğu yolu için dua etmiyoruz. Sırf Allah rızası için dua ediyoruz. Allah yolunu bize açtığı için dua ediyoruz. Yanlışmalar var mıdır? Vardır. Ama Allah Celle İnsan'a inşallah onun yanlışlarını yaptığı iyiliklerle beraber örtecek, affedecektir diye biz de böyle güzel temellerde bulunuyoruz. Evet, tekrar dersimi toparlıyorum. Bir insanın hidayeti için, Allah'a dönmesi için yapacağımız çalışma bu dünyayı elde etmekten çok daha iyidir. Allah katında çok daha değerlidir. Gayret edelim. Cuma kılmayan bir kimseyi cumaya götürmeye çalışalım. Namaz kılmayanı namazı başlatmaya çalışalım. Başını örtmeyen birisine başını örtmesi için gayret edelim. Anlatalım. Ahireti anlatalım. Dünyayı anlatalım. Niçin geldiğimizi bu dünyaya bunları bildirelim. Kitap okutalım. Kitap okuyalım. Ve efendim donanımlı bir hale gelelim. Rabbim inşallah bir kişinin de olsun hidayetine vesile olarak ahirete gitmemizi. Çünkü neden? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kim hayır işlerse o hayır işlediğinde ne yaptıysa vesile oldu hepsinin sevabından efendim kendisi de alır. Sen birisine namaz kıldırdığın zaman başlattın diyelim ki o kimse namaz kıldırsa sabah namazında sana iki tane sabah namazı sevabı yazılıyor. Birisi senin birisi de ondan geliyor. Ondan bir şey eksilmeden sen sevap oldun ya ondan kaynaklı. Bunlar böyle çoğalttığımız zaman of elhamdülillah diyeceğiz. Defterimiz olacak inşallah. Hadi gayret. Rabbim bu noktada bizim aşkımızı, sevdamızı arttırsın inşallah. İnşallah bu yollarda da anlatırken, koşuştururken ruhumuzu hop teslim edip huzura şehit olarak, şehitler listesine kayıt olarak efendim ulaşmayı da ahirete gidebilmeyi de nasip eylesin. Amin, amin, amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle, ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle, her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle, işe yaramayan ilimden, doymayan gözden, ürpermeyen kalpten, kabul olunmayan duadan sana sığınırız ya Rabbi. Helal rızık, salih amel, güzel ahlak nasip eyle, evlatlarımızı, neslimizi, zürriyetimizi, damatlarımızı, gelinlerimizi çok hayırlı eyle, İslam'ı ve Kur'an'ı bütün dünyaya hakim eyle. Ya Rabbi bu hakimiyette, İslam'ın Kur'an hakimiyetinde bizim de çalışmamızı nasip eyle. Bu davayı, bu binayı, İslam binasına bir tuğla da bizim koymamızı nasip et ya Rabbi. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirler nur, makamları cennet eyle. Amin, amin, amin.
Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Selamun alel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Dualarımızın kabulü için, günahlarımızın affolması için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bilhassa Allah rızası için. El Fatiha.